Merhaba. Hadi abicim, inşaata konsantre ol, tamam mı? Bir de seni düşünmeyeyim Allah aşkına ya. Ya Cem, amma uzattın be oğlum. Pasaportun yanında mı? Çantada, çantada. Hadi abicim, görüşürüz. Hadi, hadi. Bak anne, dediğim gibi ha. Hadi. Hadi. Usta, bak hava bozmak üzere. Tut çatıcıya söyle, çabuk bitirsin. Yağmur yağarsa kalırız vallahi. Bak efendim. Alo. 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 Lamia. Korkma. Konuş benimle. Bana gerçekten yardım edebilir misin? Ne istersen. Söyle. Annemi bulmam lazım. Peki anneniz nerede? Yani ona haber ulaştırabilirim. İstanbul'da. Tamam. Annenin adı neydi? Nesrin. Nesrin Yamanoğlu. Neredesin Lamia? Lamia abla. Lamia, bana daha fazla bilgi vermen lazım. Evi nerede? Evimiz yine odadaydı, Sümbül Sokak'ta. Kapatmam lazım. Lamia, alo. Tavan arasına bak Ayşe. Yok Burbi abla, aşağı gidiyor o, ben bakarım şimdi. Alo, özledin mi oğlum 10 dakikada? Ya tabii. Nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Hadi söyle, ne var? Bak, benim için bir iş halletmen lazım. Ne yap? Yap, en kısa zamanda bana haber yolla. Gene ne karıştırıyorsun? De bakayım. İstanbul'da Modo'da oturan bir kadının izini bulmanı istiyorum. Gene ne yapıyorsun sen Ali? Ya bu bizim hani var ya kız, onun annesi. Adı Nesrin Yamanoğlu. Modo'da, Sümbül Sokak'ta oturuyormuş. Zaten başka da bilgi alamadım. Ali ne yapıyorsun sen? Neye bulaşıyorsun? Ya hadi Cem, uzatma. Çok önemli. Tamam. Bakacağım. Nesrin Yamanoğlu. Moda Sümbül Sokak. Hallederiz. İş değil. Tamam, görüşürüz. Tamam. Daha 20 kilometre olmadı ya. 20 ya. Anlaşılan Şeyh Hazretleri de gelmiş. Alo Cem. Nasılsın? Ne yaptın? Düzeltebildin mi evdeki durumları? Olacak. Mine ile aldık karşımıza Elif'i. Durmadan konuşup duruyoruz işte. Dinle Ali. Sana pek hoş olmayan bir haberim var. Kızın annesi. Nesrin Yamanoğlu ölmüş. Hadi ya. Ölmüş mü? Nasıl ölmüş? Detayını bilmiyorum. Bu kadar kısa zamanda ancak bu kadar bilgiye ulaşabildim. Oley, gol attım. Var mı oldum? Baba niye diyorsa? Tam burada baba var. Oley. Baba niye bırakıp beni gidiyorsa? Babacığım beni bırakıp gitme. Alo. Annemden bir haber var mı Ali Bey? Lamia. Seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Yapamam. Nasıl çıkarım ki evden? Ben her şeyi hallederim, merak etme.
Bana Müjde'yi bulun. Sorun çıkmadı inşallah. Yok, hayır. Söyleyin. Buldunuz mu annemi? Damla Hanım, anneniz... Bakın, 5 yıldır bu haberi bekliyorum. Tamam. Söyleyin. Lütfen oturun önce. Anneniz... Lamia Hanım, anneniz ölmüş. Yalan söylüyorsun! Sen de onlardansın. Nasıl da inandım sana. Tabii, ortaklarısın ya. Sen söyleyeceksin ki inanayım. Benim annem ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi. Gördüm, kazada, beni kaçırdıklarında. Yarın... Sesini duydum, yaşıyordu. O kazaya lanet olsun. O güne lanet olsun. O kazayı yaptırana da lanet olsun. Ölmedi anne. Ne olur, bana doğruyu söyle. Sana niye yalan söyleyeyim? Amcanları tanımıyorum bile. Seni o halde görünce yardım etmek istedim, hepsi bu. Ne olur yapma. Hadi yapma. Tamam. Al. Sonum umudumdu. Yok oldu. Oraya dönemem. O adamla evlenemem. Her şeyin bir çaresi bulunur. Al iç. İyi gelir. O kazaya lanet olsun. O kaza olmasaydı şimdi çok uzaklarda olacaktık. Annemle Amerika'da bambaşka bir hayatımız olacaktı. Ben yavaşla. Delirtme beni. Şimdi ise bu canavarların elinde mahkum gibiyim. Kapattılar beni buraya. Kaçamıyorum. Sonra ne cehenneme gidiyorsan git. Seni de ailenle görmek istemiyorum.
Mennan. Buldular beni. Sarılmam.